belediye başkanım, Hazirun ve diğer yetkililer. Beşincisini Akşehir'de gerçekleştirdiğimiz ve devamının her zaman gerçekleştirilmesini temenni ettiğimiz kitap fuarımızın açılışına her biriniz hoş geldiniz. Çocuklar, özellikle sizler hoş geldiniz. Konya'nın diğer ilçelerine de örnek teşkil etmesini temenni ettiğimiz kitap fuarımıza 18 yazar, 6000 çeşit ve toplamda yüzlerce yayın evinin hazırlıklarıyla beraber yaptığımız organizasyonda şehrimizin okullarının katılım planlarını organize eden özellikle ilçe milli eğitim müdürümüze teşekkür ediyorum. Organizasyonumuzun daha başarılı olması için her türlü desteği sağlayan medyacı ve basın arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Halkımızın yoğun teveccühle katılmasını bekliyorum. Herkese teşekkür ediyorum. Lise Sayın Ahmet Orta Devleci'ye teşekkür ediyoruz. Efendim, şimdi de konuşmalar yapmak üzere aramızda bulunan yazar Sayın Suat Turgut'u davet ediyorum. Buyurun efendim. Buraya bakın bakalım. En önemli mesajım size. Selamı verdik. Dinliyor muyuz? Bakın şu arabalar neyle gidiyor? Yakıtla, değil mi? Peki insan neyle düşünüyor? Beyniyle. Beyin neyi kullanıyor? Kelimeleri, değil mi? Hiç kelime bilen birisi ne yapabilir? Hiçbir şey üretemez, doğru mu? Peki binlerce kelime bilen, yüz binlerce kelime bilen birisi ne yapabilir? Bir problemi çözebilir mi? Gittiği yerde en güzel konuşmayı yapabilir mi? Çevresinde değer bulabilir mi? Daha çok şey, değil mi? Bunun tek yolu nedir? Okumak, değil mi? Ancak okuyanlar, bakın, dünyayı yönetir. Ancak okuyanlar büyük işler yapabilir. Gelecek bir tasarımdır. Hayal ve hedefi olanlarındır canlarım. Onun için lütfen okuyalım. Hayal kuralım, hedef haline getirelim. Amacımıza ulaşmak için içimizdeki gücü harekete geçirelim. Tarih kahramanlarımızla dolu. Siz kahramanların torunlarısınız. 50 yıl sonra, bakın 50 yıl sonra bu gördüğünüz ağabeylerimiz, büyükleriniz, yöneticileriniz olmayacak. Kim olacak? Biz. Her millet 50 yılda bir yeni kuşaklarla bir daha doğar yavrularım. Bu millete uşaklık yakışır mı? Türkiye'yi dünyanın en güçlü devleti yapma hayalimiz var mı? Bunu gerçekleştirmek için tek bir şeye ihtiyacımız var. Kendimize inanmak ve yürümek. Bize uşaklık yakışmaz, anlaştık mı? Sizi kucaklıyorum. Seviyorum. Allah'a emanet. Akşehir Belediye Başkanımız Doktor Sayın Salih Akkaya'nın teşriflerini arz ediyorum. Buyurun efendim. Sayın Kaymakamım, İlçe Emniyet Müdürümüz, İlçe Milli Eğitim Müdürümüz, kıymetli yazarımız Suat Turgut Beyefendi, eğitim ve organizasyon sahibimiz, AK Parti İlçe Başkanımız, Kızılay Başkanımız, Ticaret Odamızın kıymetli başkan yardımcıları, değerli meclis üyelerim, kıymetli muhtarlarım, kıymetli yazarlarım, AK Parti Akşehir Kadın Kolları Başkanımız, göremedim varsa bağışlasınlar, kıymetli Milli Eğitim Camiamızın öğretmenleri, okul idarecileri ve geleceğimizin teminatı olan sevgili öğrencilerimiz, Akşehir'imizin güzide basın mensupları, hepinizi saygıyla, sevgiyle ve muhabbetle selamlıyorum. Elhamdülillah, 5 yıl önce başlamıştık kitap fuarı Akşehir'de açmaya. Bugün 5.'sini yineliyoruz. Bu artık Akşehir'de geleneksel hale geldi. Bundan sonra da inşallah devam edecek. Bu Akşehir 1 milyon kitaba koşuyor projemiz de hayat bulmuştu. Bu projemize de bildiğiniz gibi Akşehir Kaymakamlığımız, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüz, Akşehir Ticaret ve Sanayi Odamız, Akşehir Belediye'miz paydaş olarak eğitim evi organizasyonunda katkılarıyla bu Akşehir 1 milyon kitaba koşuyor projemizi oluşturmuştuk. Bu kitap bu arada onun bünyesinde başlamıştı. O Akşehir 1 milyon kitaba koşuyor projemizi elhamdülillah 5 yıllık öngörülen projeyi 4 yılda bildiğiniz gibi tamamladık. 4 yılda 1 milyon 19 bin kitap okutarak Akşehirli
yavrularımıza, Nasrettin Hoca torunlarımıza bu projeyi tamamladık. Ama kitap fuarımız artık gelenekselleşiyor. Bundan sonra devam edecek. Bugün onun 5.'sini yapmış oluyoruz. Ve bu fuarımız 24 Nisan 4 Mayıs tarihleri arasında açık kalacak. 100'ün üzerinde yayın evi bu kitap fuarımıza katılıyor. Az önce eğitim evi organizasyon ifade etti ama bir yanlışlık oldu. Ben doğrusunu ifade edeyim. 7500 çeşit ve 80.000 civarı kitap bu kitap fuarımızda yer alıyor. Akşehir 5. kitap fuarımızda yer alıyor. Burada 20 yazarımızı sizle buluşturuyoruz. 18 yazarımız dışarıdan misafirimiz. 2 yazarımız da Akşehir'de. Onların isimlerini zikretmeyelim. Sizlere sürpriz olsun inşallah. Akşehir'de yavrularımızı bu yazarlarımızla buluşturmaya devam edeceğiz inşallah. Bu 20 yazarımızın yanında geçtiğimiz 4 yılda elçilerle beraber toplamda 144 yazarımızla Akşehir'de yavrularımızı buluşturmuş oluyoruz. Bu arada 4 yılda bu kitap fuarımızı 105.000 kitapsever ziyaret etmiş. Bu da bence önemli. Bunun altını çizmek lazım diye düşünüyorum. Gençlerimiz ve çocuklarımız bizim her şeyimiz. Çocuklarımızı iyi yetiştirebilmek, onları geleceğe hazırlamak anlamında onlara devlet olarak her türlü imkan elhamdülillah sunuluyor, sağlanıyor. Ama bu arada bizlere de görev düşüyor. Çocuklarımız da kitaplarla buluşturmayı da ihmal etmememiz gerekiyor. Bugünün sorunlarını değil, geleceğin sorunlarını çözebilen gençler yetiştirebilmek için çocuklarımıza kitaba dokunur hale getirmemiz lazım. Bu anlamda kitap fuarı da önemli bir yeri ediyor. Kitap insanların en büyük hazinesi bildiğimiz gibi. Dünü bugüne, bugünü yarına bağlayan en önemli şey kitap. Kitap miras, kitap sevmek, kitap kurdu olmak çok önemli. Okumak, anlama kabiliyetimiz artırıyor. Az önce yazarımız Suat Turgut da kitabın meziyetlerinden kısaca bahsetti. Çok güzel bir ifadeler kullanarak. Ne kadar okursak o kadar biliriz arkadaşlar. Ne kadar öğrenirsek o kadar farklı yerlere gideriz. Okumak bulaşıcıdır. Eğer çocuğumuzun daha fazla kitap okumasını istiyorsak önce onlara örnek olmak adına evde kendimiz kitap okumaya başlamamız lazım diye tavsiye ediyorum. Kitap okuduğumuzda genel olarak neler kazanıyoruz? Kısaca şöyle bakalım. Bilgi kazanırız, hafızamız güçlenir, analitik düşünce yeteneklerimiz gelişir, konsantrasyonumuz artar, daha iyi yazmaya başlarız, karakterimiz şekillenir, entelektüelliğimiz artar, insanlarla olan iletişimimiz çok daha kolaylaşır. Öncelikle ülkemizi, sonrası da dünyamızı kurtarmış oluruz sülh sahası. Biz de geçtiğimiz 5 yılda olduğumuz gibi Akşehir 1 milyon kitabı koşuyor projemizle, kitap koridor kitaplıkları projelerimizle, bu kitap varlarımızla bu mirasımıza, kitap mirasımıza sahip çıkmaya gayret ediyoruz. Ben sözlerimi tamamlarken Akşehir 5. kitap fuarında destekleri esirgemeyen herkese teşekkür ediyorum. Bu kitap fuarının okuyan, okuduğunu anlayan, iletişim kurabilen, milli ve manevi değerlere sahip, sağlıklı nesillerin yetişmesine katkıda bulunmasını temenni ediyorum. Hep birlikte okuyalım, bu ülkenin geleceğini kurtarmak için okuyalım diyorum. Çünkü Cumhurbaşkanımızın işaret ettiği 2023, 2053 ve 2071 hedeflerine ulaşacak olan kitap okuyan gençler olacak, donanımlı gençler olacak. Onun için kitap bu arada önemli diye düşünüyorum. Bu arada bir şey daha hatırlatmak istiyorum. Her yıl olduğu gibi kitap fuarımızdan öğretmenlerimize bir ayrıcalık yaptık. Her öğretmenlerimize alışveriş çeki, ücretsiz alışveriş çeki temin ettik. İnşallah onlar da kitap fuarından Akşehir Belediye'mizin bir katkısı olarak ücretsiz alışveriş yapabilecekler. Tabii bunun limiti var. Ne kadardı? Yanılmıyorsun. 35 TL'lik kadar ücretsiz kitap alacak. Daha fazlasını alırlarsa pamukenler cep ediyoruz. Hepinize saygı ve sevgiler sunuyorum. Allah'a emanet ediyorum. Değerli mesai arkadaşlarım, değerli yazarlarımız, sevgili öğrenciler, ben de hepinizi sevgiyle saygıyla selamlıyorum. Bu kitap fuarının 5.'sini hizmete açacağız birazdan. Geleneksel hale geldi. Kitap fuarlarından maksat, ana tema okumak. İnancımız gereği biliyorsunuz, Kur'an'ın ilk emri ikra.
oku. Fakat maalesef bizler ilk evin ikra oku olduğu halde pek okuyan toplumlar değiliz. Okumadığımız için de maalesef gerek bireysel anlamda, gerek toplumsal anlamda, gerek ülkeler muhazeresinde maalesef sömürge haline gelebiliyoruz. İstismara uğrayabiliyoruz, suistimal edilebiliyoruz. Bilgi her zaman zenginliktir. Bilgi her zaman güçtür, kuvvettir. Onun için cahil kalmamamız, her zaman için çağın gerekleriyle donanmamız ve çocuklarımızı da çağın gereklerine göre donatmamız gerekiyor. Değerli arkadaşlar, demin yazarımız ifade ettiler. Hepimiz belki 50 sene sonra bu hayatta olmayacağız. En fazla yaşayan 100'e kadar yaşıyor şairin dediği gibi. Dolayısıyla bu kısa ömür içerisinde maksimum olarak bir insanın okuyabileceği kitap birkaç yüzü geçmiyor. Belki istisna olarak birkaç bin kitap okuyan vardır. Fakat vasati olarak, ortalama olarak 70-80 yıllık bir ömürde okunabilecek kitap sayısı birkaç yüz adettir. Sadece bizim şu an biraz da hizmet açacağımız kitap fuarında 80 bin adet kitap var. Bunu bütün dünyaya teşmil ettiğinizde milyonlarca kitaba isabet eden bir rakama ulaşırsınız. Dolayısıyla bu kısa ömürde böylesine bir bilgi deryası içerisinde sizin okuyabileceğiniz kitap çok mahdut, çok sayılı. Bu neyi gerekli kılıyor? Ha, filtre etmemiz gerektiğini, seçici olmamız gerektiğini, neleri okuyup neleri okumamamız gerektiği hususunda bilinçli olmamız gerektiğini iktiza ediyor. O zaman yapılacak olan şey hem dünyamıza, hem ölüme, hem ölüm sonrasına ışık tutabilecek, kendimize belli bir sağlam paradigma çizebileceğimiz kitaplar seçmemiz gerektiği ortaya çıkıyor. Dolayısıyla bu kısa ömürde, bu bilgi deryası içerisinde kendimize yararlı olabilecek kitapları seçerek geleceğimizi şekillendirmemiz icap ediyor demektir. Bu anlamda biliyorsunuz ülke olarak 2023 vizyonumuz var. Bu vizyonumuz inşallah önümüzdeki 2023 senesinde Cumhuriyetimizin kuruluşunun 100. yılı kutlayacağız. Dolayısıyla ülkeler gelişmişlik klasmanında ilk 10 ülke arasına girmek gibi bir vizyonumuz var. İnşallah bu vizyonu realize etmek noktasında çocuklarımızı kitaplarla buluşturursak, onları çağın gerekleriyle donatırsak inanıyorum ki bu hedefimizin gerçekleşmesi çok daha kolay, çok daha sağlıklı olacaktır diye düşünüyorum. İnşallah bu kitap fuarımızın Akşehir'imiz için, gençlerimiz için, çocuklarımız için yararlı olmasını diliyor. Emeği geçen herkesi tebrik ediyor. Selam, saygılar sunuyorum. Yeah.
öğretmen arkadaşlarım, öğrencilerimiz de içeriye girdiler. Kitap okumanın yararını zaten öteden beri biliyoruz, anlatıyoruz. Akşehir'imiz de bu konuda çok da ileride. Rahmetli annem mesela bir yemek kitabı ya da ev dekorasyonu ilgili bir kitap verince okuyorlardı. Demek ki herkes ilgisine, yeteneğine göre bir kitap bulursa bunu okuyor. Kitap fuarlarında bu açıdan çok yararlı olduğunu söylüyor, düşünüyorum. Bu konuda da hem Sayın Kaymakamımıza hem belediye başkanımıza, emeği geçen herkese de teşekkür ediyorum. Çünkü denildiği gibi 80 bin üzerinde bir değişik kitap olması, ayrıca daha önceden böyle bir fuar uygulamak için çalıştığım ilçelerde bunu yapmak istedim ama gerçekten de kolay bir şey değil, başaramadıydık. O yüzden de Akşehir'imizin de farkı burada ortaya çıkıyor. Ben herkese teşekkür ediyorum. Hayırlı olsun diyorum. Bu yıl 5.'si düzenlenen Akşehir Kitap Fuarı'ndayız. Bizimle Sayın Belediye Başkanımız Salih Akkaya var. Bu yıl Kitap Fuarı'nın 5. açılışını yapmış olduğu sanırım kendisi. Bu konuyla ilgili duygu ve düşüncelerinizi alabilir miyiz başkanım? Evet, 5 yıl önce başlamıştık Akşehir'de Kitap Fuarı açmaya. Bu yıl 5.'sini açtık. Bu yıl 100'ün üzerinde yayın evi katılıyor. 7500 çeşit kitap ve 80 bin kitap var. 7500 çeşit 80 bin kitap bu kitap fuarımızda yer alıyor. Ben katılımcı firmalarımıza, yayın evlerimize çok teşekkür ediyorum. 20 tane de yazarımız kitap fuarımızda imza programları, söyleşiler yapacak, konferanslar verecek. Ya, Akşehir'imiz kültür şehri. Geçtiğimiz dönemlerde birçok kültürel faaliyetler oldu. Özellikle ayda ortalama 2 konferans, ayda 2'ye yakın tiyatro, ayda 1 konser etkinlikleriyle zaten kültürel yönümüz öne çıkıyordu. Bu kitap fuarı da bu kültürel faaliyetlerimizden birisi ve kitabı çok önemsiyoruz. Ben katılımcı firmalarımıza çok teşekkür ediyorum. Bu kitap fuarı konusunda bize destek veren kaymakamlığımız, Milli Eğitim Müdürlüğümüz ve Ticaret ve Sanayi Odamıza da teşekkür ediyorum. Her zaman burada ana paydaş olarak Akşehir Belediyesi olarak yer almaya devam edeceğiz. Yeter ki gençlerimizi okumayı sevdirelim, okutalım. Onlara inşallah daha donanımlı hale getirelim ve geleceğimizi emanet edeceğimiz çocuklarımız 2023, 2053 ve 2071 hedeflerine, ki Cumhurbaşkanımız bu hedefleri koydu, onları daha rahat ulaşacak bir gençlik yetiştirelim ve emin ellerde olalım diyorum. Bu anlamda kitap fuarımıza bu vesileyle tüm Akşehir ve çevresindeki kitap severleri, öğrencilerimizi davet ediyorum. Bu kitap fuarında her yıl olduğu gibi öğretmenlerimize de bir alışveriş çeki veriyoruz. Toplamda 45 bin TL'lik bir çek Milli Eğitim Müdürümüze takdim ettik. Her bir öğretmenimiz 30 lira kitabı ücret ödemeden buradan alışveriş çekiyle alabilecekler. Zaten birçok kitaplarımız da indirimli. O çok öğrencilerimiz kullandığı test kitapları 5 lira, İngilizce kitapları var ücretsiz gibi. Öğrencilerimiz için de büyük bir fırsat. İnşallah her geçen günde bu kitap fuarımız genişleyerek, büyüyerek devam ediyor. Son 4 yılda ziyaret eden ziyaretçi sayımız 105 bin olmuş. Bu da önemli bir rakam diye düşünüyorum. Ben bu kitap fuarını değerlendirmelerini Akşehirli gençlerimize tavsiye ediyorum. Peki bundan sonra Akşehir'de yapacağınız kültür faaliyetlerine dair planlarınız, projeleriniz var mı? Bunları bize açıklayabilir misiniz? Evet. Bu kitapla ilgili koridor kitaplığı projemiz vardı. Onlar da devam ediyor zaten. Bundan sonra yine
bu kitap fuarlarımız devam edecek. Kültürel faaliyetlerimiz devam edecek. Tabii Akşehir 1 milyon kitaba koşuyor projemiz vardı. 5 yıllık bir hedef koymuştuk. 1 milyon kitap okutmayı Akşehir'li öğrencilerimize. Onu 4 yılda sağladık. 4 yılda 1 milyon 900 bin kitap okunmuş oldu. Onun yerine de şu anda arkadaşlarımız Milli Eğitim Müdürlüğümüzle beraber çalışıyorlar. Yeni bir proje geliştirme noktasında. Şu anda devam eden projemiz Koridor Kitaplığı. Orada da o da çok önemli bir program. Okullarımızın bünyesinde koridorlarda kitaplık açıyoruz. Rahatça öğrencilerimizin ulaşabileceği, ilgi duyacakları kitaplar noktasında o da önemli bir proje. Yeni daha birçok projeyi beraberinde inşallah devam ettirmeyi hedefliyoruz. Proje çalışmamız devam ediyor. Çok köylerimize gezici kütüphane projemiz var. O tabii önümüzdeki günlerde faaliyete geçecek inşallah. Bu seçim öncesi vaatlerimizden biriydi. Bu da önemli bir proje olarak sunacağız inşallah. Bugün Akşehir 5. Kitap Fuarı açılışındayız. Bizimle beraber Sayın Ahmet Ortadeveci var. Ahmet Ortadeveci Eğitim Evi Organizasyonu'nun genel yayın yönetmeni. Bu fuarın da mimarlarından biri. Ona Eğitim Evi Organizasyonu'nun misyonu, amacı nedir diye bir soru yöneltmek istiyorum. Çok teşekkür ediyorum sorunuz için. Bizim birinci misyonumuz toplumda aslında herkesin yapması gereken ama bir bölümünün sırtında yürüyen okuma faaliyetlerinin gelişmesini sağlamak, çocuklarımızın daha bilinçli nesiller olmasını sağlamak, okuyan insanların yanlarında olmak, okumayan insanları da elimizden geldiği kadar okumaya yönlendirmek. Teşekkür ederiz. Peki projeleriniz var mı buna yönelik? Hani bu bahsettiğiniz şeyleri geliştirmeye yönelik projeleriniz var mı? Tabii ki mesela şu an Konya İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile işbirliği halinde yaptığımız Nesiller Sizi Okuyor projemiz var. Hedefimiz 2023 yılına kadar Konya'daki tüm ilkokullarda koridor kitaplığı oluşturarak 1 milyar sayfa kitap okutmak. Ülkemizin 2023 eğitim vizyonuna Konya'nın mührünü vuracağız inşallah. Bu kitap koridor kitaplığını uyguladığınız şu an pilot bir okulumuz var mı acaba? Tabii kesinlikle. Birinci okulumuzu Konya'da Niyaz Usta İlkokulu'na açtık. İkincisini Çeltik'te Atatürk İlkokulu'na açtık. Niyaz Usta'daki kitaplığımızın ismi Niyaz Usta Kitaplığı oluyor. Atatürk İlkokulu'ndakinin ismi Atatürk İlkokulu'nda Atatürk Kitaplığı oluyor. Akşehir'de Tarık Buğra İlkokulu'nda Tarık Buğra Kitaplığı açtık. Çok yakında da Çomaklı İlkokulu'na Mustafa Küçük Kitaplığı açıyoruz ki biz kitaplıklarımızı bir hayırsevere finanse ettiriyoruz. Bu kitaplıklarla alakalı Cumhurbaşkanlığımızın, Milli Eğitim Bakanlığımızın, Valiliğimizin veya Milli Eğitim Müdürlüğümüzün bir bütçesi olmuyor. Hayırseverlerin onlara anlattığımız kitap okumanın değerleri sonucunda ikna olmalarıyla okullara kurduğu kütüphanelerle oluşturuyoruz biz 490 kütüphanemizi, kitaplığımızı. Peki siz kendiniz Konyalısınız. Evet. Şu an Akşehir'de bulunuyoruz. Akşehir'e dair, Konya'ya dair düşüncelerinizi, fikirlerinizi alabilir miyiz acaba? Biz Türkiye'de yılda ortalama 20 kitap fuarı yapıyoruz. Bunların içinde en çok zevk aldığım Konya Kitap Fuarı. Konya Büyükşehir'in kitap fuarını da biz yapıyoruz son 2 yıldır. Akşehir'inkini 5 yıldır biz yapıyoruz. Aynı zamanda Beyşehir'de yaptık. Ilgın'da yaptık. Yani Konya'nın biz de kitap etkinliği yapmak istiyoruz diyen her ilçesinde yapıyoruz. Geçen yıl Karapınar'da yaptık mesela. Biz kamu kurumlarının her konuda yardımcılarıyız. Eğer bizden herhangi bir destek bekliyorlarsa bize ulaşmaları yeterli. Şu an karşımızda yanımızda değerli hocamız Suat Turgut, yazarımız Suat Turgut var. Aynı zamanda Kahramanların yazarı kendisi. Evet. Sanırım birkaç yıldır bu kitap fuarına katılıyorsunuz, Akşehir Kitap Fuarına. 5 yıldır katılıyoruz. Bu yıl ve ilk yıl özellikle geldim. Geçenlerde geldim biliyorsunuz. Koridor Kitaplığı diye bir proje var. Onları yaygınlaştırıyoruz. Bu proje çok ilginç bir proje. Şöyle diyeyim ben size. Çocukların çok rahat ulaşabileceği bir ortam. Yani kitaba sahip olmak değil, okumak. Teneffüste bile alıp okuyup yerine koyacakları, bu kitap benim demeyip kitabın içindeki benim diyebilecekleri bir mantıkla hazırlanmış bir proje. Ve dikkat ettiyseniz 52 değer üzerine kurulu. Yani 52 tane kutusu var koridor kitaplığının. Bu 52'nin anlamı ne? 52 hafta var. Çocuklarımıza ben bir eğitim modeli geliştirdim daha doğrusu. Çok büyük bir çalışmam var. Her hafta bir değer projesi. Yani insanı insan yapan temel doğruluk değerlerini hayal edin. Adalet, dürüstlük, cesaret, umut, emek, akıl, bilim, işte öngörü, tedbir, çevrecilik. Bunun gibi değerleri düşünün. Bu değerlerin her birini
bir hafta olarak düşündük. 52 tane kavram, 52 tane değer yani ve 52 tane de gözü var bu kitaplığın. Her göze de 52 tane kahraman koyduk. Yani çocukların rol model olarak alacakları gerçek kahramanları koyduk. Bunlar adam olmuş çocuklardan oluşuyor bu kahramanlar. Bunların içeriği de çok farklı ama ben en başta okumayla ilgili bir şey söyleyeyim ve Türkiye'deki bir sorunumuz bu bizim. Büyük bir sorunumuz. Çocuklarımızın da hepimizin de büyük bir sorunu. Yani bu okuma oranlarından bahsetmeyeyim. Rakamların bir önemi yok ama belki dünyada 200 devletin yani 170.siyiz yani öyle diyeyim. Sonra ihtiyaç sıralamasında da okuma ya da kitap ihtiyaç sıralamasında da 250. sıralara giriyor. Size şunu sorayım. Daha doğrusu size derken dinleyicilerimize sormuş olayım. Dünyayı kimler yönetiyor? Okuyanlar yönetiyor. Düşünenler yönetiyor. Anlatabiliyor muyum? Dünyayı düşünenler yönetir. Düşünmeyen insanlar sürüklenir, kullanılır. Düşünen insanlar, bakın düşünen insanlar plan yapar, diğerleri de onun uşağı olur. Bize uşaklık yakışır mı? Yakışmaz. Avrupa karanlıkların içindeyken, mesela vebanın yıkanmaktan geldiğini zannettiği bir sırada, fazla değil 200-300 yıl önce, bizim İbn Sina'mızın kitabı 600 yıl tıp kanunları kitabı ders kitabı olarak okutuldu. Büyük medeniyetler kurduk onlar daha bataklığın içindeyken. Mesela bir örnek daha vereyim yine. Kadınları yakarlarken iki kişinin şahitliğiyle 2700 yıl önce biz devlet kurmuş bir milletin evladıyız. Yani anneye değer anlamında, kadına değer anlamında. Dolayısıyla biz kendi köklerimizde örttüğümüz değerleri bilmiyoruz. Değersizlik duygusu, aşağılık duygusu içinde Batı'nın taklitçisi oluyoruz. Batı bir şey yapıyor, biz de onu taklit ediyoruz. Barbie bebeğini taklit ediyoruz, örümcek adamını taklit ediyoruz. Tişörtlerimizin üzerinde o yabancı kelimeler falan var. Aslında ne oluyor biliyor musunuz? O binaları da düşünün, hepsi de yabancı isimlerle. Mesela bir Ankara'ya gidiyorsun, burası neresi diyorsun. Ya bu kadar insanın beyni yıkanmış olamaz. Neden? Sen İngiltere'ye gitsen bütün tabelaları ve binaları, hatta oturma evlerini, siteleri bile yabancı Türkçe isimlerle görsen ne düşünürsün? Aa, bunlar bizim etkimizde kalmış değil mi? Bunlar asimile olmuş dersiniz değil mi? Bakın bu kadar kimliksizleşme. Bu kimliksizleşmenin temeli idraksizliktir, okumamaktır. Şimdi bu da gelecek kuşaklara yatırımla ancak ortadan kalkabilir. Şunu demeye getiriyorum. Her millet 50 yılda bir daha doğar. Ya da ölür. Her yeni kuşakla yani. Yeni kuşak gelir. Biz, sen, ben yokuz. Yeni kuşakla aslında o millet hangi değeri de aktarmışsak o kadarıyla da devam eder. Biz çocuklarımıza bakın doğru değerlerimizi aktaracak okyanus gibi bir kültüre sahibiz. Ama bu kültürü çocuklarımıza nasıl nakşedeceğiz, nasıl aktaracağız bunu bilmiyoruz. Koridor kitaplarının esasında da bak şöyle söyleyeyim. Buradaki kitaplarımızı gördüyseniz, bildiyseniz Fatih'ten başlıyor. Adam olmuş çocuklar diye. Adam olmuş çocuklar, adam olacak çocuklar için örnek rol modeller. Fatih ile neyi öğreniyor? Ben Fatih'i anlatmıyorum kitaplarımda. Fatih ile diyor ki iyi bir eğitim al. Büyük düşün. İmkansız yok. Denizden değil karadan yürür gemiler. Amacına ulaştın mı? Adil kal. Herkesi topluyor. Herkes inancında serbest diyor. Bakın çocuğa vermeniz gereken en önemli şey umutsuzluğun olmadığı. Yani burası Akşehir sonuçta, burası Konya. Alperen, Bilge, Nasrettin Hoca'nın o bir gülmece ustası falan değil. Alperen'dir. Ustası Nasrettin Hoca'yı doğru anlamamız gerekiyor. Nerede? İlk önce doğduğu topraklarda doğru anlamamız lazım. Mesela Nasrettin Hoca göle maya çalmış. Herkes alay etmiş. Ne demiş? Ya tutarsa. Ama acaba ne demek istemiş diye bir soruyu kim sordu? Doğru dürüst soran yok. Bakın şunu demiş. Ya tutarsa derken imkansız yok demiş. Umudunu asla kaybetme demiş. Mücadeleden vazgeçme demiş. Biz bunu bu tarafıyla öğretmeliyiz. Nasrettin Hoca bindiği dalı kesmemiş. Ne demiş? Sonunu düşün, öngör, tedbir al, önlem al demiş. Bakın bindiğin dalı kesme. Yani keşkesiz yaşamamak için sonunu düşün, geleceği tasarla diyor. Nasrettin Hoca eşeğe ters binmemiş aslında. Nasrettin Hoca ne yapmış? Gülüyoruz o şey görüntüyle. Ne demiş cevap? İki tane cevabı var. Birisi diyor size arkamı dönmeyeyim diye insana saygısızlığa vurgu yapmış. Bir diğerinde de demiş ki eşekle aynı yöne gitmeyeyim diye. Ne demek istemiş diyorum çocuklarla konuşurken sizinle seyircilerimize de sorayım. Ne demek istemiş siz eşekle aynı yöne gitmeyeyim diye?
Yani demiş ki böyle bakma at gözüyle. Yani şartlanmalarla yaşama. Yani robot olma. Yani akıl bilim yolunu izle demiş. Kısaca eşek olma demiş. Dolayısıyla çocuklarımıza biz kültürümüzü doğru anlatmalıyız. Düşünen insanlar oluşturmalıyız. Bu koridor kitaplığında da gerçekten çocukların çok rahat ulaşacağı ve okuduktan sonra da getir yerine koy ki bir başkası okusun şeklinde bir sorumluluk bilinçle alıp yerine koyacakları. Yani şurada diyelim ki gıda var, işte 1 lirayı at al, başına bekçi gerekmiyor. Zaten bu böyle olmalı. Vicdan matematiği yapmak üzere çocuklarımıza bu değerleri aşılamak anlamında 52 tane insanı insan yapan bu değeri, bundan hareket ettik. Değeri kahramanlarla bütünleştirip bu şekilde bir proje gerçekleştirdik. Burada da hemen hemen tüm kitaplar benim tabii ki 20 yıllık bir emeğim. Bu amaçla yaptığım çalışmalar. Bu kitapların her biri orada var. Yani bakın bilim insanlarımız da var. El Cezeri şu anda yapılıyor da. Farabiler var. Mesela İbn Sina'lar var. Daha binlerce bizim bilim insanımız var. Bunlardan aşağı yukarı 10 tanesini yaptım. Devam ediyorum yapmaya. Sonra mesela şeyler var. Gerçek kahramanlarımız var. Oğuz Kağan'dan, Bilge Kağan'dan başlıyor. Bunların da amacı şu. Başka kültürler karşısında çocuklarımız aşağılık duygusuna kapılmamalı. Mesela düşünün. Tarihe yolculuk yaptığınızda Amerika'nın tarihi 250 yıllık. Yani şimdi bakın senin tarihin ne diye çocuk sormuyor ki. Bize de diyorlar ki 1000 yıllık tarih. Hayır, 1000 yıllık tarih diye bir şey yok. Bizim 10.000 yıllık tarihimiz var. Çocuklara bunları anlatan, görsel olarak anlatan kitaplarla biz nasıl diyeyim, Konya'da, Akşehir'de bunu yaygınlaştırmayı arzu ediyoruz. Dilerim sevgili sorumlularımız da valimiz, belediye başkanı, kaymakamlarımız, milli eğitim müdürlerimiz, öğretmenlerimiz buna sahip çıkar. Bakın 490 adet olması lazımdı. Okulda 490 tane düşünün kütüphane açıldı. Koridor kitaplığı, herkesin kitap alması çok zor. Yani çocukların zaten buna benzer bir konuda ekonomik durumları da iyi değil. Ama düşünün benim hiç param yok. Koridor kitaplığında 52 tane kitap var. Ve ben biliyorum bunu alacağım, tekrar onu yerine koyacağım, bir başkası okuyacak. Olağanüstü paylaşımcı ve güzel bir fikir yani, düşünce olarak da. Sınıfta da olsa bu kadar kolay ulaşılamıyor. Yani bir okulda 1000 kişi var diyelim, 1000 kişinin ulaşacağı kitap, 1000 kişinin 50'şer kitap okuduğunu düşünün, orada kaç bin okuma, yani kaç 100.000 okuma çıkıyor. Harika bir proje, bu konuda destek bekliyoruz sizden de. Çok teşekkür ederiz Suat Bey. Sağ olun. Şimdi burada genç bir arkadaşımız var. Ona soru sormak istiyorum. İlk kez mi geliyorsun kitap fuarına, yoksa daha önceki yapılan kitap fuarlarına da katıldın mı? Hepsine katıldım. Peki nasıl buluyorsun? Yani çok yararlı bir aktivite oluyor bizim için de. Hep bütün yayınlardan kitapları hepsini bir arada bulabiliyoruz. Bir de indirim sağlıyorlar bize. Öylece kitapları edinebiliyoruz yani bir şekilde. Güzel oluyor. O zaman okumakla aranız iyi diyorsunuz. Yani iyi. Teşekkür ederiz. Kitap fuarı yani güzel. Cidden hani faydalı bir etkinlik. Ve hani nasıl desem, hani kitaplar zaten pahalı ama hani burada biraz daha indirime girerek teşvik için daha iyi. Hani böyle kitap okumaya teşvik. Peki aradığınız kitapları bulabiliyor musun? Çeşitlilik sizin için önemli. Evet evet, güzel. Akşehir Kitap Fuarı'nda miniklerle bir aradayız. Kendilerine birkaç soru sormak istiyorum. Heyecanlı mısınız arkadaşlar? Evet. Senin adın nedir? Türkan Nisa. Aa Türkan'cığım, sen gezdin mi peki fuarı? Baktın mı kitaplara? Baktım. Peki ne düşünüyorsun kitaplar hakkında? Okumak ister miydin? Almak istediğin kitaplar oldu mu? Aldın mı ya da kitap? Almadım. Alacaksınız o zaman herhalde. Teşekkürler. 5. Akşehir Kitap Fuarı'nda değerli kaymakamımız Mehmet Türk ile birlikteyiz. Kitap fuarına dair fikirlerinizi alabilir miyiz, düşüncelerinizi? Bu sene Akşehir olarak 5. kitap fuarımızı açtık. Şu an burada birçok yayın evi 80 bin civarında kitap sergileniyor. Kitap severlerimizi biz gerek Akşehir anlamında, gerek KonTV aracılığıyla Konya'dan ve civar ilçelerden buraya davet ediyoruz. Yazarlarımız olacak, onlarla söyleşilerimiz olacak, konferanslarımız olacak. Biliyorsunuz insan ömrü mahdut, en fazla 100 yıl yaşıyoruz. Bu
70-80 yıllık ömür içerisinde insanın sığdırabileceği, okuyabileceği kitap ortalama olarak birkaç yüzü geçmiyor. Durum böyle olunca tedavülde dolaşan milyonlarca kitap var. Sadece bu fuarda 80 bin kitap var. Dolayısıyla bu kısa ömrümüze sığdırabileceğimiz kitapları da seçerken filtre yapmamız, çok seçici olmamız gerekiyor. Yani bizim hem dünyamız anlamında hem ölümü hem ölüm sonrasını aydınlatacak, ışık tutacak efendim kitaplar seçmemiz gerekiyor. Bu anlamda biz okuyucuyla yazarları buluşturmuş oluyoruz. Hani Mevlana'nın çok güzel bir sözü var. Bir mum bir başka mumu tutuşturmakla ışığından bir şey kaybetmez. Buradaki her bir kitap bir meşale olarak görüyoruz. Dolayısıyla inşallah bu meşaleler gençlerimizi tutuşturur. 2023 vizyonumuz var ülke olarak biliyorsunuz. Dünya klasmanında gelişmiş ülkeler bağlamında ilk 10 ülkeye girmek gibi bir vizyon söz konusu. İnşallah gençlerimizi çağa 2023 vizyonumuza uygun bir şekilde yetiştirebilirsek kendimizi mutlu edeceğiz. Bu anlamda inşallah bu fuarımızın yararlı olmasını diliyor. Size de teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Konyalı yazarımız Sayın Ahmet Aka ile birlikteyiz. Ona kitap fuarıyla ilgili öncelikle duygu ve düşüncelerini sormak istiyorum. Hoş geldiniz diyorum. Ben de Konya'dan geldim. Şimdi kitaptan başlamak gerekir aslında fuarla devam edebilmek için. Ben kitapları genelde ekmeğe benzetiyorum. Yazarını da fırıncıya benzetiyorum. Nasıl ki bir ekmek belli aşamalardan geçtikten sonra soframıza ulaşır. Kitap da öyle. Hatta kelimeleri bir buğday olarak düşünürsek, tarlayı bir gönüle benzetirsek, kitap fuarları da aslında bir dergah gibi anlaşılabilir. Çünkü siz ekmeği istediğiniz kadar üretin, güzel kaliteli üretin, onu pazarlayamadığınız zaman elinizde kalır. Aynı kitaplar da o şekilde. Yazarlar kitaplarını oluşturur, bastırır. Bunları dağıtmadıktan sonra bunun bir anlamı, önemi olmaz diye düşünüyorum. Onun için kitap fuarları çok önemli bir konumda yani. Hocam şu an iki tane kitabınız var. İnce evet. Düşler ve Sevgi Rüzgarı. Bize bunlar hakkında kısa bir bilgi verebilir misiniz? Bu Sevgi Rüzgarı'nı lise yıllarımda yazmıştım. Bu üçüncü baskı. Yeni baskıları da şu anda yolda, matbaada. Elimde bulunanları getirebildim buraya. Bunun dışında bir gönül fethetmek, ondan sonra Sevgi Rüzgarı'nın dışında bir gönül fethetmek var. Sevinç Gözyaşları var. Bir de Henüz Ölmedim Ki diye bir kitap var. O şiirle hikaye arasında bir kitap. O da şu anda tasarım aşamasında. Kitaplarınızda genel olarak konu aldığınız, ele aldığınız düşünce tarzı, biçimi? Mesela İnce Düşler'de ben daha çok Konya'ya yer verdim. Konya'nın belli mahallelerini bir şiirsel anlatımda dile getirmeye çalıştım. Onun dışında birçok yazarın, şairin de alanına giren işte ölüm, aşk, hasret, gurbet, o tür konuları da yazmaya gayret ettim. Tarık Buğra İlkokulu'nda şu an Sayın Ahmet Ortadeveci ile birlikteyiz. Kendisi Koridor Kitaplığı'nın mimarı. Bu konu hakkındaki fikirlerini kendisinden alacağız. Nesilleri Sizi Okuyor projesiyle Konya'da 490 ilkokula toplamda 1 milyar sayfa kitap okutma hedefiyle çıktığımız bu yolda bu kitaplık bizim kurduğumuz ikinci kitaplığımız. Birinci kitaplığı Niyaz Usta İlkokulu'na kurmuştuk. İkinci kitaplığımız Tarık Buğra, üçüncü kitaplığımız Atatürk Kitaplığı, dördüncü kitaplığımız da Yıldırım İlkokulu'na şu an hazırlanıyor. Açılışını muhtemelen bu hafta içinde yapacağız. Daha sonraki süreçte Konya merkezde yaptığımız Meram ilçesinde Çomaklı İlkokulu var. Oranın kitaplarının açılışı var. Projemizin içeriğinde 52 tane adam olmuş çocuk var. Fatih Sultan Mehmet'ten Alparslan'a, Mimar Sinan'dan Vecihi Hürkuş'a, Atatürk'ten Mehmet Akif Ersoy'a. Gördüğünüz gibi çocuklarımızın her birinin örnek alacağı karakterleri kitaplığımıza yerleştirdik. Her birinin hayatı aynı bu şekilde kitaplaştı. Mesela projemizde tamamen tevafuk olarak attığım kitap Tarık Buğra kitabı. Bu proje için özel hazırlanmış bir kitap. Yani normalde böyle bir çalışma yoktu. Ama diğer kitapları daha önce hazırlamıştık. Ama kitaplığa kimin ismini veriyorsak, mesela buradaki ismimiz Tarık Buğra. Tarık Buğra'nın adına özellikle bir kitap hazırlıyoruz. Hazırladığımız kitapları iki dilli yapıyoruz. Hem Türkçe hem İngilizce.
Hazırladığımız kitaplar iki dille oluyor. Hem Türkçe hem İngilizce. Kitaplarımızın ön sözünü Konya Valimiz yazıyor. Arka tarafına ilçedeki yetkililer Tarık Buray onur edici şeyler yazıyorlar. Projemizin kapsamında hedefimiz bu okulda okuyan her öğrencinin bu 52 kitabı okuması. Gelecek yıl farklı 52 kitap okuması, bir sonraki yıl farklı 52 kitap okuması ve 5 yılın sonunda 2023'e kadar bu okuldaki öğrencilerin 260 tane Türk büyüğünü tanıması. Merhabalar. Adını öğrenebilir miyiz? Yavuz. Yavuzcuğum sen buradaki kitaplardan okudun mu? Evet. Hangisini okudun? Barbaros okudum, Kazım Karabekir okudum ve böyle çok fazla kitap okudum. Evet, o zaman bize Barbaros hakkında öğrendiklerini kısa minik aktarabilir misin? Evet, Midilli Adası'nda doğmuştur Barbaros Hayrettin Paşa. Asıl adı Hızır. Avrupalılar ona Kızıl Sakar adıyla tanır. Barbarossa diye. Böyle. Peki okuduğundan ne çıkardın? Ana fikir olarak ne çıkardın? Nasıl biri olmalısın? Ya da Barbaros nasıl biriymiş? Barbaros pes etmeyen, istediğini alan, yapan biridir. Böyle birçok ileri görüşlü gibi özellikleri vardır. Çok teşekkür ederiz tatlım. Merhabalar. Senin adın ne? Elif Adıyaman. Elif. Elifciğim peki sen hangi kitapları okudun? Ben Ertuğrul Gazi'yi okudum. Atatürk'ü okudum. Kazım Karabekir'i okudum. Böyle birkaç tane kitap daha okudum. Peki bize Kazım Karabekir'i okuduğunda o kitaptan çıkardığın ana fikirle ilgili düşüncelerini aktarabilir misin? Doğu cephesindeydi. Doğu cephesindeki kahramanlığını anlatıyor, yönetmenliğini anlatıyor, dürüstlüğünü anlatıyor, Atatürk'e olan bağlılığını anlatıyor. Yani buradan dürüstlükle ilgili ana fikir çıkartabilir miyiz? Dürüst olmalıyız. Merhabalar. Senin adın ne? Kübra. Kübra'cığım sen Koridor kitaplığından hangi kitapları okudun? Kazım Karabekir'i okudum. Ertuğrul Gazi'yi okudum. Tarık Buray'ı okudum. Birçok kitabı okudum. Peki bize Ertuğrul Gazi hakkında öğrendiklerini aktarabilir misin? Ertuğrul Gazi'nin savaşlarda büyük önem taşıdığını ve çok disiplinli olması beni morgun. Evet. Teşekkür ederim. Peki tatlım senin adın nedir? Emine Uyar. Emineciğim sen hangi kitabı okudun? Ertuğrul Gazi'yi okudum, Kazım Karabekir Paşa'yı okudum, Barbaros Hayrettin'i okudum ve Atatürk'ü okudum. Peki bize Atatürk'le ilgili duygu ve düşüncelerini aktarabilir misin? Evet. Atatürk çok düzenli bir birey. Atatürk'ün olmasıyla bizim şu zamana gelmemiz çok olanaklı bir şeydi. Atatürk sayesinde birçok şeye sahip olduk. Teşekkür ederim. Peki senin adını öğrenebilir miyiz? Azmican. Azmican. Peki sen Koridor kitaplığında hangi kitapları okudun? Atatürk'ü okudum, Ertuğrul Gazi'yi, Barbaros'u, Nasrettin Hoca'yı okuyacağım. Peki okuduğun kitaplardan bize böyle aklında kalan, aktarmak istediğin, ana fikir olarak söylemek istediğin bir şeyler var mı? Seyit Onbaşı Kurtuluş Savaşı'nda Çanakkale cephesinde İngiliz zırhı Ocean gemiyi vurarak Çanakkale'nin geçilmez olduğunu gösterdi İngiliz gemilerine. Teşekkür ederiz. Peki sizlerin isimleri nedir? Benim ismim Ömer. Peki Ömerciğim sen buradan kitap okudun mu? Okudum. Evet. Bize hangi kitapları okuduğunu söyleyebilir misin? Ben Diliş Ertuğrul'u okudum. Ertuğrul'u okudum. Ertuğrul Gazi. Sonra İbn Sina'yı okudum. Barbaros Hayrettin Paşa'yı okudum. Epeyce kitap okumuşsun. Peki bize Mimar Sinan hakkında biraz bilgi verebilir misin? Ya da başkaları okuduğunda onlara vermek istediğin bir mesaj olur mu? İbn Sina doktoru olarak bilinirmiş. Bunu öğrendim. İbn Sina yeni icatlar çıkarmasa da insanların geleceği için önemli imzalar atmış. Teşekkür ederiz. Senin adın nedir? Yusuf.
Yusuf'cum, peki sen hangi kitapları okudun koridor kitaplığında? İbn-i Sina, Atatürk, Barbaros Hayrettin Paşa, daha sonra... Peki sen bize okuduğun kitaplarla ilgili böyle genel bir şey söyleyebilir misin? Çoğu kitap iyi olmayı ve dürüst olmayı anlatıyor. Arda. Arda'cığım, sen koridor kitaplığında hangi kitapları okudun? Mehmet Akif Ersoy. Mehmet Akif Ersoy okudun. Peki bize Mehmet Akif Ersoy hakkında duygu ve düşüncelerini kitaptan okuduğun, anladığın kadarıyla aktarabilir misin? Evet. Evet. İstiklal Marşı'nı yazdı. Hı hı. Ondan sonra Sefaat'i yazdı. Hı hı. Annesinin adı Şerife Hanım'dı. Babası medresede hocalık yapıyordu. İsmi Mehmet Tahir Efendi'ydi. Bu kadar. Teşekkür ederiz. Tatlım, senin adın nedir? Kadriye. Kadriye, peki sen koridor kitaplığından kitaplar okudun mu? Kazım Karabekir'i okudum. Hı hı. Peki bize onun hakkında duygu ve düşüncelerini aktarabilir misin? Kazım Karabekir Doğu Cephesi'nde savaştı ve bu Doğu Cephesi'ni aldı. Gurur duydu kendisiyle, yani kazandığı için, aldığı için. Ve Kazım Karabekir çok iyi birisi, dürüst, efendi, saygılı. Teşekkür ederim. Senin adını öğrenebilir miyiz? Benim adım Mustafa. Mustafa'cığım, sen koridor kitaplığından hangi kitapları okudun? Vedi Hürkuş, Ertuğrul Gazi, Kazım Karabekir. Evet. Peki bize Vecihi Hürkuş hakkında bilgi verebilir misin? Vecihi Hürkuş Kafkas cephesinde bir Rus uçağını düşürmüş ve adı tarihe ilk uçak düşüren Türk pilotu olarak geçmiştir. Peki sen onun yani kitabı okuduğunda örnek aldığın bir şey oldu mu? Devletini çok sevmesi, Türk Cumhuriyeti'ne bağlı olması. Hı hı. Teşekkür ederim. Senin adın nedir? Benim adım Osman Efe. Osman Efe'ciğim, peki sen hangi kitapları okudun koridor kitaplığında? Ben Seyit Onbaşı'nı okudum, Ertuğrul Gazi'yi okudum, Atatürk'ü okumuştum. Ama ben Seyit Onbaşı'nı canlandırmıştım. Hı hı. Onu anlatabilirim. Tiyatro oyunu mu oynamıştınız? Yok, çıkmıştık. Arkadaşım Mustafa, Yusuf vardı. Anlattıkları Vecihi Hürkuş ve İbn-i Sina anlatmıştık. Ben de Seyit Onbaşı'nı anlatmıştım. Onu anlatabilirim. Tabii ki. Seyit Onbaşı 1889 yılında doğdu. Babasının adı Abdurrahim, annesinin adı Emine'dir. 215 kiloluk top mermisini taşıdı ve İngilizlerin o şızlısını batırmıştı. Kendi ağırlığının iki katını kaldırmıştı. Bu kadar. Peki örnek aldığın bir şey oldu mu kitabı okuduğunda? Mesela Seyit Onbaşı gibi olmak ister misin ya da nesini örnek aldın? Onun gibi güçlü olmayı, vatanını çok sevmeyi, hı-hı, çok dürüst olması, vatanına bağlı olmasını. Hı-hı. Bu kadar. Teşekkür ederiz. Merhaba tatlım, adını öğrenebilir miyiz? Eyüp. Eyüp'cim, sen koridor kitaplığından hangi kitapları okudun? Tarık Buğra. Tarık Buğra okudun. Başka? Başka hatırlamıyorum ne yaptım. O zaman bize Tarık Buğra hakkında biraz bilgi verebilir misin? Tarık Buğra 1918 yılında Akşehir'de doğmuştur. Hı-hı. Babası hakim, annesi okuma yazma bilmiyormuş. Yunus Emre İlahileri dinliyormuş. Sonra bu Tarık Buğra romanlar yazmaya başlamış, kitaplar yazmaya başlamış ve bu şekilde ünlü olmuş. Küçük adlı kitabı yazmış. Bu kitapla TRT1'de yayınlanmış bu kitap. Dizi olmuş bu da. O şekilde ünlü olmuş. Peki o kitabı okuduğunda o kitabın ana fikrinden çıkardığın, ben böyle olmak istiyorum dediğin Tarık Buğra'nın bir hoşuna giden bir yönü oldu mu? Evet, kitaplar yazması hoşuma gitti. Öyle mi? O zaman yazar mı olmak istiyorsun? Diyebilir miyiz? Yani evet. İbrahim Efe. İbrahim Efe, bize koridor kitaplığından hangi kitapları okuduğunu aktarabilir misin? Ertuğrul Gazi, Oğuzkan. Ama ben Ertuğrul Gazi'yi seçiyorum. Neden Ertuğrul Gazi'yi sevdin ya da seçtin? Çünkü hem adaletli hem de iyi bir savaşçı. Öyle mi? Peki bize onun hakkında biraz bilgi verebilir misin?
Evet. Ertuğrul Gazi 1188 yılında dünyaya geldi. Annesi Halime Hatun, babası Süleyman Şah. Babası Süleyman Şah önderliğinde Türkistan'dan Anadolu'ya göç etti. Oğuzların 24 boyundan biri olan Kayı boyundandı. Babası Süleyman Şah vefat edince Kayıların başına o geçti. Yarım yıl boyunca adaletli bir şekilde topraklarını yönetti. Devleti Moğol istasyonlarına karşı korudu. Ve temelleri sağlam Osmanlı İmparatorluğu'nun temellerini attı. Oğlu Osman'a nasıl iyi bir padişah olduğunu onlara anlattı. Oğlu Osman bu söylediklerini hiç unutmadı. Ve kurmuş olduğu Osmanlı İmparatorluğu ile tarihe yön milletimize şan verdi. Tarihe Türk'ün adını altın harflerle yazdırdı. Hocam merhabalar. Koridor kitaplığı projesi buraya ne zaman yapıldı ilk? Yaklaşık bir ay önce yapıldı. Çalışmaları başladı. Bir ay önce de tamamlandı. Peki çocukların ilgisi oldu mu? Yani yoğun bir ilgiyle karşılaştırıldı mı? Siz bundan... İlgisi oldu çocukların. Renkli olması kitapların çok ilgisini çekti. Okudukça da çok sevdiler. Okulda bunun için bazı çalışmalar yaptı. İşte çocuklara canlandırma yaptırdık kostümlerle birlikte. Öyle olunca daha ilgi çekti. Ve çocuklar kitapları severek okuyorlar şu an. Evet, az önce ben de kendileri röportaj yaptım. Maşallah herkes okumuş. O güzel detaylar kalmış akıllarında. Okulumda yaşıyoruz, tarihimizi öğreniyoruz. Koridor kitaplarını seviyoruz. Hocam öncelikle isminizi rica edebilir miyim? İsmim Haki Yallagöz, Tarık Burak İlköğretim Okulu 4. sınıflarının öğretmeniyim. Evet öğretmenim. Peki siz koridor kitaplığı hakkında ne düşünüyorsunuz? Projenin okulunuzdaki yürüme aşaması nasıl, şu an nasıl ilerliyor? Kitaplığımız yaklaşık bir ay önce hizmete girdi. Akşehir'de ilk olarak Tarık Buray, okulumuz ismi Tarık Buray İlkokul olduğu için ilk öncelik olarak buraya verildi. Bir aydır süreç gayet iyi devam ediyor. Öğrencilerimiz sınıf olarak geliyorlar. Grup olarak kitaplarını okuduktan sonra sınıflarında anlatıyorlar. İlk açıldığı zaman da bir dramay olmuştu. Her kitabın yazarıyla ilgili bir çocuklara canlandırma yapmıştık. O çok bayağı etkili oldu. Çocuklar merak ettikçe gelip buradan kitaplıktan kitapları kısım kısım alıyorlar, okuyorlar. Sınıflarda anlatıyorlar. Değişik bir şey oldu, uygulama oldu. Çocukların çok hoşuna giden, kitapların bir de basımı, renkli olması, çok böyle sayfalı olmaması da çocuklar açısından daha ilginç, yani çekici oluyor. Tarık Buğra İlkokulu'nda okul müdürümüz Sayın Osman Bey ile beraberiz. Evet, Osman Irgın, Tarık Buğra İlkokulu yer müdürüyüm. De böyle bir projenin okulumuza başlamasından dolayı çok memnunuz. Böyle bir projeye öncelik etmekten biz Akşehir olarak çok memnunuz bu konuda. Yani böyle bir şansı bize tanımasından dolayı yani Milli Eğitim Teşkilatı ve Akşehir Belediyesi'ne gerçekten teşekkür ediyoruz. Hocam proje okulunuza uygulandı. Yaklaşık bir ay oldu dediniz. Yani öğretmenlerimizle yaptığımız röportajlarda bir ay önce kurulduğu söylendi. Projenin okuldaki ilerleme aşaması nasıl? Yani gerçekten bir heyecan oluşturdu bizim öğrenciler arasında. Yani gerçekten bakıyorum sabahları işte 5-8 sınıf yani bir anda buradan yani kitaplarını alıp ve sınıflarına götürüyorlar ve okutuyorlar. Yani bu da bize memnuniyet veriyor. Bir heyecan olduğuna biz inanıyoruz. Evet hocam, çok sağ olun. Teşekkürler.